İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda arama kurtarma görevinde bulunan 26 yaşındaki Tahsin Kaymak, dinlenme sırasında gözyaşı dökerken çekildiği fotoğraf ve görüntüsüyle tanındı. Enkaz alanında yoğun bir çaba gösteren ayağının tozuyla bu kez de depremzedelere yollanan yardım malzemelerinin çadırlara ulaştırılması için çalışan Kaymak, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bağlı olarak enkaz alanında bulunduklarını kaydetti. Ekipler olarak İzmir Mağara Araştırma Derneği bünyesinde toplanıp AFAD'la iletişime geçtik. Onların yönlendirmeleri doğrultusunda ilk önce Rıza Bey Apartmanı'nda, ikinci gün Emre Apartmanı'nda, ondan sonraki günlerde de Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma görevlisi olarak enkaz alanlarında bulundum. Şöyle sevinçli haberlerimiz yansıyor çünkü bir canlıyla karşılaştığınızda, aslında hiçbir şekilde canlı veya cansızla karşılaştığınızda bir tepki vermemeniz gerekiyor. Yani çünkü çevreye yanlış bir haber gidiyor. Bununla karşılaştık, bir arkadaşımız yanlış bir cümle kurduğu için etraftaki hani kazazede bekleyen aile yakınları hani canlı biri çıkacak falan heyecanına kapıldığı zaman, bu sefer hani vefat etmiş bir vatandaşımız çıkınca çok üzgün bir durum ortaya çıkıyor. Hani tepkisiz kalmamız lazım yukarıda. O yüzden yukarıdaki tepkisizliğimiz aşağıya dinlenmeye geçtiğimizde hani iş başında değilken ortaya çıkıyor. O yüzden ben orada dinlenirken duygusal bir hale büründüm. O da haberlere yansıdı. Fotoğrafçı arkadaşlar çekmişler. Ben hiç farkında değildim. Orada zaten benim ekip arkadaşlarım böyle ara ara yanıma gelip teselli ediyorlardı. Hani su veriyorlardı falan. Daha sonra da bir şekilde toparlanıp görevimize devam etmemiz gerekiyor. Ben de bir süre orada bekleyip dinlenip biraz da alandan daha sonra uzaklaşıp psikolojimi toparladıktan sonra görevimin başına geri döndüm. AFAD'a ait depolarda çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tahsin Kaymak, verilen görevleri yapmaya devam edeceğini söyledi. Burası AFAD'ın hani deprem için gönderilen yardımları topladığı depolar. Yani burada 4 tane büyük depo var ama şu an sadece ikisi kullanılıyor. Her depo bölümlere ayrılmış durumda. Biz şu an arkadaşlarla hijyen bölümündeyiz. Burada hijyen malzemelerini kolluyoruz her bir çadıra teslim edilmek üzere. Mesela dün gece kıyafet bölümündeydik. Orada kıyafet anlamında gelen yardımları ayrıştırıyoruz. İşte kadın, erkek, çocuk, sıfır, ikinci el, bu şekilde. Hani biz şu an hazır hale getirip bir an önce yardımların çadır kentlerdeki vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz.